Arkadaşlar merhaba. Bugün artık konularımıza başlıyoruz. 2019 TYT AYT'yi geride bıraktık. Genel yorumumuz şu şekildeydi. Geometri dersine artık bir tık daha önem vermemiz gerekiyor. Çünkü geçen yılın yani 2018 TYT ve AYT'sine baktığımızda 2019 TYT ve AYT matematikte zorluk seviyesi bir seviye alta düşmüşken geometride seviye biraz üste çıkmış diyebilirim. Yani öğrenciler 2020 tayfaya özellikle şunu söyleyebilirim. Geometri dersine artık biraz daha özen gösterelim. Boş zamanımızda artık geometri soruları çözebiliriz. Bugün konularımıza başlıyoruz. Hazırsak ilk konumuz olan nedir? Doğrudu açılarla ilk özelliğimizle başlayalım. Şimdi doğrudu açılarda arkadaşlar ilk bilmemiz gereken şey paralellik. Şimdi bir paralellik ne demek? Paralel demek asla kesişmeyen demek. Şöyle düşünün. Şimdi ben şöyle iki tane doğru çizdim. İki doğru sonsuza kadar gittiğinde asla kesişmiyorsa bu iki doğruya paralel doğrular denir. Paralel doğruların en büyük özelliği şu şekilde gösterilir paralellik. Şöyle tek veya çift olarak gösterilir. Şimdi paralel doğruların en büyük özelliği Z kuralı adıyla söyleyeceğimiz iç ters açılardır. Şimdi iki paralellik arasında iç ters açılar her zaman birbirine eşittir. Bunu biz Z ile basitleştiriyoruz. Z harfine benzediği için. Bu Z tabii ki şu şekilde de olabilir. Şu şekilde de olabilir. Şuralar birbirine eşit olacak. Aynı şekilde tam tersi de olabilir. Şöyle. Buralar birbirine eşit olacak. Sonra bunu geçelim. Yöndeş açı kavramı. Yöndeş açı kavramı yine iki paralellik arasında üçüncü bir doğru çizdiğimizde yani şekilde de görüyoruz. Yöndeş açılar aynı yöne bakan açılara biz yöndeş açılar deriz. Yine neyimiz var? D1 paralel D2. Unutmuyoruz D1 paralel D2 özelliği eğer yoksa bu söylediklerimi asla yapamam arkadaşlar. Yöndeş açılar birbirine eşittir. Başka şunla şu mu yöndeş? Aynı yöne bakıyorlar. Ve daha fazlasını da söyleyebiliriz. Bir de ters açı kavramımız var. Ters açı nedir? Ters açı arkadaşlar şu alfayı görüyorsunuz değil mi? Tersindeki yani doğrunun tamamen arka tarafına kalan açıya ters açı denir diyebiliriz. Sonra geçelim. Z kuralının aslında bir yardımcısı. Karşı durumlu açı yani U kuralı. Şimdi bu nedir? Şöyle yandan baktığımda ne oluyor? U harfine benziyor değil mi? Bu U harfi şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Veya ters de olabilir şu şekilde. Yeter ki paralel doğrular olsun. Şimdi karşı durumlu açılar alfa ile beta'nın toplamı 180 derece olacak. Ben buna örneğin 40 derece dedim. Burası 180 olması için 140 derecedir. Basit bir örnekle söyleyebiliriz. Şimdi Z dedik. Z'nin yardımcısı dedik. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Şimdi ben şuradan şöyle uzattım. Sonuçta bu buna paralel değil mi? D1, D2 paralel. Paralellikte şu alfa ise Z'den. Bakın alfa artı beta aslında doğru açıda geldi. Alfa artı beta doğru açıda geldiğine göre alfa artı beta'yı buradan da 180 derece olarak söyleyebiliriz. Sonra geçelim. Sonraki özelliğimize. M kuralı. Şimdi arkadaşlar M kuralı nedir? Sola bakan açılar, sağa bakan açılar her zaman eşittir. Yani sola bakan açıların toplamı, sağa bakan açıların toplamına eşittir. Burada bunu arttırabiliriz bu arada. Hani ben iki tane ikiye bir verdim ama bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Mesela şunlar paralel olsun. Şu açı, bu açı, bu açı ve bu açının toplamı, renk değiştirelim. Şu açı, şu açı ve bu açının toplamına eşittir. Sola bakan açılar, sağa bakan açılar eşittir. Buna bir nevi zikzak kuralı da deniyor. Şimdi bu nereden geliyor? Önce ondan bahsedeceğim. Şöyle tam ortadan paralel çizdiğimde hem D1'e hem D2'ye paralel olarak çizsek. Bunu çizdikten sonra bakın burada hangi harf var? Z var değil mi? Paralel olduğu için şu Z'yi görebiliyorum. Sonra alt tarafa geldiğimde yine başka bir Z var. Beta ise şurası da beta. Doğru mu? Baktık zaten teta'nın alfa artı beta olduğunu Z yardımıyla söyleyebildik. O zaman M kuralında sola bakan açılar sağa bakan açılara her zaman eşittir diyebiliriz. Şimdi geldik kalem ucu kuralına. Kalem ucuna benzediği için biz buna kalem ucu diyoruz arkadaşlar.
Özelliği söyleyecek olursak, içerideki açıların tamamının toplamı 360 derece olacak. 3 tane açı olduğunda sadece ben bunu yapabilirim. Alfa artı beta artı teta 360 derecedir. Bunu da aynı şekilde şuralardan uzatarak şuraya 180 eksi alfa, buraya 180 eksi teta yazdıktan sonra yine bir bakın renk değiştirelim. M kuralı. Doğru mu? Bu turuncu M kuralını gördükten sonra sağa baktı, sağa baktı, sola baktı. Bu iki açının toplamını beta'ya eşitlediğimde alfa ve betaları bu tarafa aldığımda negatifler pozitif olarak geçtiğinde ortaya ne çıkıyor arkadaşlar? Toplamların 360 derece olduğunu söyleyen özelliğimiz çıkıyor. Sonra buna benzer şöyle bir özelliğimiz var. Açı 4 tane olduğunda 540 oluyor. Ama ben şunu öğreteceğim. Şimdi şurada bir açı var, iki açı var, üç açı var, dört açı var değil mi? Açı sayısı yani n açı sayısı olsun. N açı sayısı dedikten sonra bu şekil, buna benzer şekiller, şimdi sayıyı arttırabiliriz. Buradaki açıların toplamı n-1 çarpı 180 yardımıyla bulunabilir. Sağlamasını yapalım. 4 tane açı var değil mi? 4 açı varsa 4 eksi 1, 3, 3 çarpı 180, 540. Sonra üst tarafa gelelim. Kaç açı vardı? 1, 2, 3. Doğru mu? 3 açı var. 3 açıyı topladım. Nedir? N eksi 1 çarpı 180 yazdım yine. 3 yazdım. 3 eksi 2. 2, 2 çarpı 180'den ne geldi? 360 derece geldi diyebiliriz. Belli başlı özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi soru çözüm videosuna geçeceğiz. Konu anlatım bu şekildeydi. Ben sadece sürekli çok fazla kullanılan özelliklerden bahsettim. Ve daha birçok özellik var. Onları da soru içinde beraber anlatmış olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.